Merhaba arkadaşlar. Bölme bölünebilmeye devam ediyoruz. İki tane bölme işlemi vermiş bize. A eksi B'yi soruyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar en başta? Hemen A eksi 5 eşittir 4 çarpı B artı 1 artı 10. Buradan da arkadaşlar A eksi 5 eşittir 4B artı 4 artı 10. A eksi 5 eşittir 4B artı 14. Eksi 5'i de karşıya attığımda arkadaşlar A eşittir 4B artı 19. Eksi 5 karşıya artı olarak geçiyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi ikinci bölme işlemimize geçelim. A artı 2 eşittir 7 çarpı B eksi 3 artı 6. Buradan da 7 içeri dağıtıyoruz. A artı 2 eşittir 7B eksi 21 artı 6. A artı 2 eşittir 7B eksi 21 artı 6 daha eksi 15. Daha sonra şu artı 2'yi karşıya eksi olarak atıyorum. A eşittir 7B eksi 17 arkadaşlar. Şimdi şu A'ları birbirine bir eşitleyelim. Şuradan devam edeyim ben. Yerim fazla kalmayacak herhalde. 4B artı 19 eşittir. Şunu yazdım arkadaşlar. Şimdi şunu yazacağım. 7B eksi 17. B'leri bir tarafta toplayacağım. Sayılarımı bir tarafta. 19 artı 17 eşittir 7B eksi 4B. Ne yaptı? 36 eşittir 3B. Buradan da arkadaşlar her tarafı 3'e böldüğümde B'yi ben kaç olarak buluyorum? 12 olarak buldum. B'yi buldum arkadaşlar. Daha sonra B'yi herhangi bir yerde yerine yazdığımız zaman A'yı bulacağız. Şuraya yazalım mesela. B gördüğümüz yere 12 yazalım. A eşittir. Sığacak herhalde değil mi? A eşittir. 4 yerine 12 yazıyordum. 12 çarpı 4 artı 14. Pardon 19. 14 neden çıktı? 19. 19. A eşittir. 48 artı 19 ve A eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 67. A'yı da ben 67 olarak buldum. Benden neyi istiyordu? A eksi B'yi istiyordu benden arkadaşlar. 67 eksi 12'den ne kaldı? 55 cevabım D şıkkıdır. İki tane bölme işlemi verilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki bölme işlemlerinde K, L ve M harfleri birer pozitif tam sayıyı göstermektedir. Buna göre K artı L artı M eksi 20 bölü 5M işleminin sonucu kaçtır? Şimdi hemen neyle başlıyorum ben? K eşittir 5L artı 2. L eşittir 4M artı 3. Daha sonra ben L gördüğüm yere şu ifadeyi yazarsam. Niye bunu yapıyorum? Bakın en sonunda ben M'ye bölüyorum ya. Hani ikisini de aynı M cinsine getirmeye çalışıyorum. Buradan da arkadaşlar K eşittir 5 çarpı 4M artı 3 artı 2. K eşittir 20M artı 5 kere 3 15 2 daha 17. Şimdi arkadaşlar ikisi de M cinsine geldi. Şimdi bunları şurada K gördüğüm yere şunu, L gördüğüm yere de şunu yazalım. Bakalım ne olacak. 20M artı 17 artı 4M artı neydi? 3 artı bir tane M var. Bir de eksi 20'miz var. Bölü 5M dedik arkadaşlar. Şimdi 20M burada. 4M de burada. 1M de burada. Ne oldu? 25M artı 17 artı 3 daha artı 20. Bir tane de neyimiz var? Eksi 20'miz var. Bölü 5M dedim.
Şu arkadaşa bakın, artı 20 eksi 20 gitti. M'ler gitti. Ne kaldı elimde? 25 bölü 5. Buradan da arkadaşlar cevabım 5'tir. C şıkkı. Yukarıdaki bölme işlemine göre L'nin K ve M türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyoruz arkadaşlar? K eşittir L çarpı M artı 1 artı 3. Şimdi burada L'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Niye? L'nin bana K ve M türünden değerini sorduğu için. Şu artı 3'ü karşıya atsam. K eksi 3 eşittir. Şu parantezi bozmayalım. Daha sonra arkadaşlar her tarafı ben L'yi yalnız bırakmak adına M artı 1'e bölsem. M artı 1 bölü M artı 1. Buradan da L'yi ben arkadaşlar K eksi 3 bölü M artı 1 olarak bulurum. Cevabım A şıkkıdır. Bu kadar kolay bir soru arkadaşlar. ÖSYM'nin önceki yıllarda sormuş olduğu bir sorudur bu. Yukarıdaki bölme işleminde bölüm bölünenin 16 katına eşittir. A sıfıra eşit değilmiş. Buna göre B böleni kaçtır? Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Her zamanki gibi A eşittir 16A çarpı B. Şu A'lar birbirini götürse ne oldu arkadaşlar? 16B eşittir 1 oldu. B'yi yalnız bırakmak adına ben her tarafı 16'ya bölsem. B'yi de buradan ne bulurum? B eşittir 1 bölü 16. Bu da kaça tekabül ediyor? 0.0625'e tekabül eder. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. ABC birer tam sayı ve bölme işleminde kalan sayı ile bölüm arasında C eşittir B kare ilişkisi vardır. Buna göre A sayısının alabileceği en büyük değer nedir? Şimdi arkadaşlar C'ye ne demiş? B kareye eşit demiş. C yerine B kare de diyebilirim. O halde şunu diyebilir miyim arkadaşlar? B kare küçüktür 23'ten diyebilirim, değil mi? A'nın en büyük olabilmesi için B karenin bir küçüğü neyin karesi var arkadaşlar? 23'ten bir küçük hangi sayının karesi var? Tabii ki 16. O zaman ben C yerine 16 yazabilirim. Peki arkadaşlar C veya B kare birbirine eşit 16 ise B nedir? Hangi sayının karesi 16'dır? Tabii ki B'nin karesi 16'dır. B'yi de buradan 4 olarak bulabilirim. Şimdi bana lazım olan her şeyi buldum. B'yi buldum, C'yi buldum. Bana ne diyor? A'nın alabileceği en büyük değer. O zaman arkadaşlar A eşittir 23 çarpı 4 artı 16 dersem 23 kere 4 92, 16 da 108. Cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıdaki bölme işleminde A, B ve C birer rakam olduğuna göre A artı B artı C kaçtır? Hemen sorumuza başlayalım. 48AB neye eşit arkadaşlar? 23 çarpı ABC artı 13'e eşit. Buraya kadar mutabıkız. Şunları dağıtacağım. Şurayı da bir açalım arkadaşlar. 4000 artı 800 artı 10A artı B eşittir. 2000... 2300A 2300A artı 230B artı 23C artı 13. Daha sonra arkadaşlar A'ları ve B'leri bir tarafta toplayalım. Şu tarafa atayım. Sayıları da bir tarafta toplayalım. Ne oldu o zaman? 4000 artı 800 eksi 13 eşittir. 2290A artı 229B artı 23C. Şurada bir temize geçeyim ben bunu arkadaşlar. 2290A artı 229B artı 23C neye eşit? Şurası arkadaşlar ne yapıyor? 4787. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan sonra artık biraz mantık çalıştıracağız. ABC için rakam demişti bana. Şimdi bakın 229'a 23'ü en yüksek rakam olan 9'a çarpsan dahi
4787'ye ulaşmam imkansız. O zaman ne yapacağım? Ben şu A'ya 2 versem. A'ya 2 versem. 2290 çarpı 2 ne yaptı? 4580 artı B içinde ben 0 dersem şurası 0 olur. C için arkadaşlar ne diyeceğim? 9 dersem. Tabii arkadaşlar bunu bir seferde görmeniz biraz zor. Ben yıllardır soru çözdüğüm için görebiliyorum da siz bunu göremeyebilirsiniz. Siz de zamanla soru çözdükçe bunu göreceksiniz. 23 kere 9 da ne yapar arkadaşlar? 207. Ve bunların toplamı da ne yapar? 4787 yapar. Benden A'nın, B'nin ve C'nin toplamını istedi. O da B şıkkı 11'dir arkadaşlar. Ya dediğim gibi şunu göremezseniz yani çok üzülmeyin, kafanıza takmayın. Bunu görmek yani biraz zaman ister, soru çözmeye bakar. Bol bol soru çözmek lazım. Yukarıdaki kalansız bölme işlemine göre A ile B arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben neyi biliyorum arkadaşlar? AABB eşittir 99 çarpı AB. Zaten kalan yokmuş. Şimdi burayı bir çözümlediğimizde, açtığımızda arkadaşlar ne var burada? 1000A burada var, 100A da burada var. 1100A artı 10 burada var, 1 de burada var. 11B eşittir 99 AB'ye. Burada zaten 99 parantezinde. Şurayı da ben 11 parantezine alsam, 11 parantezine ne kaldı? 100A artı B kaldı eşittir 99 AB. Daha sonra bunları sadeleştirelim arkadaşlar. Bu tarafta ne kaldı? 100A artı B eşittir. Burada ne kaldı? 9 AB. Ve bunu içeri dağıttığımda arkadaşlar 100A artı B eşittir 90A artı 9B. Daha sonra arkadaşlar şu A'larla B'leri bir tarafa toplayalım. 90A'yı bu tarafa atayım. B'yi de şu tarafa atayım. Şuradan devam edeyim ben. 100A eksi 90A arkadaşlar. 10A. 9B eksi B ne yaptı? 8B. Bunları da ben 2 ile sadeleştirdiğimde 5A eşittir 4B. Cevabım E şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıdaki bölme işleminde K artı L 4803 olduğuna göre K kaçtır? Şimdi arkadaşlar neyi biliyoruz? Her zamanki gibi K eşittir 14L artı 3 olduğunu biliyorum. Daha sonra ben K'yı şurada yerine yazsam. 14L artı 1L de şurada var. L artı neyim var? Şuradaki 3'üm var değil mi? Evet. Bunlar neye eşitmiş? 4803'e eşitmiş. 14L bir daha 1L daha 15L artı 3 eşittir 4803. Şu 3'ü karşıya atıyorum. Eksi olarak geçiyor. 15L eşittir 4800 ve her tarafı ben 15'e böldüğümde L'yi kaç olarak bulurum arkadaşlar? 320. Şurada ben 320 yazsam yerine K neydi? 14L artı 320 idi. K eşittir 14 çarpı 320. Bir de neyimiz var? 3'ümüz var. K eşittir 14 kere 300 kaç yapıyor arkadaşlar? 4480 artı 3'ümüz var. K eşittir 4483. Cevabımız D şıkkıdır. Bir bölme işlemi bize vermiş arkadaşlar. A eksi B 991'miş. Bize B'yi soruyor. Ne yapıyoruz? Bakın en başından beri hep aynı şeyi yapıyorum. Farklı bir şey değil arkadaşlar. A eşittir 24B artı 2. Daha sonra şunu şurada yerine yazsam ben. 24B eksi B bir de neyim var? Artı 2 var. Eksi B şuradaki eksi B arkadaşlar. Bu da neye eşitmiş? 991'e. 24B'den 1B çıkarsa ne kalıyor? 23B. Bunu da ben karşı tarafa attım. 991 eksi 2'den ne oldu? 989 oldu. Daha sonra her tarafı ben 23'e böldüğümde B'yi kaç olarak bulurum? 43 cevabım Edirne arkadaşlar.
Bugünkü son sorumuz arkadaşlar. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğe bölündüğünde bölüm 4 kalan 22'dir. Buna göre küçük sayı kaçtır? Arkadaşlar hemen bir bölme işlemi yapalım şurada. Şimdi ne diyor bana? Bölüm 4 kalan 22. Şurayı bilmiyorum, şurayı bilmiyorum. Bildiğin ne var? Bu ikisinin toplamı, bölünenle bölen sayının toplamı x artı y kaçmış? 242. Bir de en başından beri yaptığımız ne var? Neyi biliyorum ben? X eşittir 4y artı 22. Ben şunu şurada yerine yazsam, x gördüğüm yere yazsam. 4y artı 22 artı bir tane de y burada var. Eşittir 242. 5y, 4y, 1y daha 5y artı 22 eşittir 242. Şunu da ben karşıya attığım zaman arkadaşlar 5y eşittir ne yaptı? 220. Buradan da 5'e böldüğüm zaman y'yi ben 44 olarak bulurum. Şurayı yani zaten bana küçük olanı soruyor. Cevabım D şıkkıdır arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.